zamanımızın ikonlarındandır. Nereden gelmiş aklına bilmiyorum ama iyi ki de gelmiş, ikon gibi ikondur zira. Eskimez ve yeri doldurulamazdır hatta. Bakalım performansıyla da bu iddialı tercihini destekleyebilecek mi? Çiğdem Çelik podyumda. Yani sahne kostümlerini çok beğenirim, şovlara katıldığı her şey, giydiği her şeye bayılıyorum ben bu kadının. Çok seviyorum. Seviyorsun. Evet. Peki gel bakalım bir soralım. Yaşları küçük yarışmacılarımız var, tanıyan var, tanımayan var. Değil mi? Nihal biliyor musun mesela? Sadece bir programda görmüştüm. Videosunu izlemiştim. Yani yüzünü biliyorum. Ve Çiğdem bence çok benziyorsun bu kadına. Hani zaten plastik makyaj yapmana gerek kalmamış, aynısınız. Yok artık. Benziyorsun. Bakıyorum aynısınız yani. Kim Kardashian'a değil artık Tina Turner'a benziyorsun. Tina Turner değil, Grace Jones. Ay pardon ya. İki bilmediğim bir konu vardı, karıştırdım. Yo, videosunu izlemiştim. Yüzünü biliyorum. Tamam peki. Evet Nazlı. Saçın, kıyafetin, ayakkabılarına kadar bir tek sahne, tek bir aksesuar kullanmış Grace Jones. Tek bir aksesuar kullanmış. O da tef. Hep devamlı tefle dans ettiği için o bir tek eksik. Geri kalan her şey çok başarılı. Ayşenur. O zebra deseni, senin üstündeki bildiğin geometrik şekilli bir tulum olmuş. Yapsaydın bari, birebir yapsaydın. Ben sana öyle dedim diye herhalde öyle söylüyorum. Sana öyle dedim diye değil. Ben burada hiç sevmediğim bir insanı bile kıyafeti güzel olduğunda söyleyebilecek cesarete sahip bir insanım. Üstündeki kıyafet, saç, hareketler sende emanet durmuş. Yani kendini veremedin. Mesela saç, hareketler mesela olabilir, orada saç atıyor. Çünkü ben çok heyecanlandım. Ben de heyecanlandım. Sıfırı var ben de heyecanlandım. Çok utandım. Burada herkes heyecanlandı. Buraya bakamadım. Zencefil suratım var. Aycan hiç heyecanlanmadı mı? Nurcan hiç heyecanlanmadı mı? Şimdi hiç siyah bahane olarak severim. Kabul etmiyorum. Aslında bana yakışmadı. O kadar heyecanlandılar ki en iyisini yaptılar. Kusura bakma. Saç atıyorsun, saç böyle böyle böyle. Saç dört tane kafamda şu anda kalıp şeklinde. Emanet duruyor. Bak taşıyamıyorsun, üstündeki tulumun onunla alakası yok. O çok ince 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 yapılmış bir şey. Şimdi bir tulum giymiş, altına bir platform topuklu giymişsin ama şov yok, sahne yok. Kusura bakma, benim için çok kötüsün. Bence sen şu an haksızlık senden daha iyi olduğunu Ayşenur düşünüyorum. En sana azından bir laf söyledim diye verdim. Sadece şu anda dövmen yok.
Ve o bayana işte yaptığın şeye benzemişsin dedi. Üstündeki tulumun onunla bir alakası var mı? Bakar mısın? Yok yok, sen göze göz dişe diş bakar yapıyorsun mısın? Ben çözdüm seni. Yani senin ben üstündeki tulum pijama takımı yapıyorsun. Gibi bir şey olmuş şu an. Çok kararsız kaldım. Kadının üstündeki kaldım. Tulum ne kadar güzel duruyor. Bakıldığında detaya inmediğinde benziyorsun ama detaylara girdiğimiz zaman alakan yok. Şovuma ne söylersen söyle kabulüm var. Okey. Kostüm de belki biraz ama sen şu anda ne yapıyorsun? Az önce söylediğim şeyi yapıyorsun. Sana şuranda dövme eksik, ben de o eksik oluversin demenin karşılığını veriyorsun bana. Tatlım, şu anda. Tatlım, ben hep böyleyim. Ki sen adaletli bir insansın diye düşünürdüm. Hepimiz buna heyecanlandı. Yaptığına inanamıyorum şu herkes anda. Herkes heyecanlandı. Ama herkes en iyisini benim yapmaya çalıştı. Başka ben türlü. Bile ben heyecanlı olduğum halde dans ettim. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapacaktın yani. Ki o da dans etmiyor. Grace Jones çok dans etmez. Dans etmek değil, hareketleri emanet yapıyorsun. Bak, nasıl? Dans değil, dans et demiyorum. Hareketleri emanet yapıyorsun. Yürümen bile böyle emanet, saçın böyle emanet, yüz hareketlerin hepsi emanet duruyordu. Ya senin yani retroda yürüdüğün gibi yürümedim yapmadın. En azından. Kendine güvenerek yapmadın. Peki, hazır mısın Çiğdem? Hazırım. Geçebilirsin. Damarın silahı! Bile koşa! Şarkıların fallısı! Necat Ay karşınızda! Neden Sara? Ay, çünkü opera sanatçısı. Evet. Ve güzel. Evet. Moda ile alakası nedir? He. İkon gibi ikon. En baba ikonu seçmişsin. Şimdiki jenerasyon marjinal popçuların hepsi Grace Jones'a öykünüyorlar. Hepsi ondan kopya çekiyorlar. Onun fikirleri üzerinden kendilerine imajlar yaratıyorlar. Hayranıyımdır kendisinin fazlaca. Ben de ve fakat sana gelince. Kafandaki güzel, evet. Yani kimse birebir değil zaten. Hani tıpkısının aynısı, evet. Nazlı ve Gülşah çok 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 yakını. Seninki de uğraşılmış. Bunu özel mi diktirdin? Özel yapıldı. Lazer kesim bunlar. Yani tabii ki oradaki işçiliğin burada olması mümkün değil. Tulumu yani, üstüme göre dikmek çok zor. Altı açılan bir şey üzerine dikince daralıyor ve tahmin içine ediyorum. Girmek ben çok genel zor. Manzaraya kadar bakıyorum. Tef'in illaki olmalıydı. Hı hı. 7. Teşekkür ederim. Çiğdecim, çok zor bir şey seçtin. Grace Jones'u canlandırmak çok zordur. Hı hı. Çok uzun boylu bir kadın. Bacaklarının, bilmiyorum 1.70 mi neyse. Bayağı 1.30. Bayağı boylu postu. Bayağı boylu postu. Evet, o saçlar senin boyunu kesmişsen belki taşıyamadın. Ama yüzün, makyajı, her şeyi bir bir oldu. Kim makyaj yaptı bilmiyorum. Ezgi yaptı. Ezgi, eline sağlık. Hakikaten harika bir iş çıkardınız. Evet, orada baskı zaten. Burası laser kesim. Aynı zaten baskıyı zor yapmak, tuturmak. Ama iyi yaptın. Çok benzemişsin. Sadece biraz daha performansının daha güçlü yapsaydın, evet, o yürüyüş bile çok kendine emin bir kadın, çok güçlü bir kadın. O biraz fazla, yani yumuşak oldun o konuda. Ondan dolayı 7 verdim. Ama anlıyorum, çok iyisin. Evet. Seni gördüğüm zaman tamam o diyebilirim. Fakat burada bir şey daha öğrendim. Ayşenur, çok güzel görüyormuşsun, iyi bir gözün varmış. Ama burada ben takılmıyorum ona, desenlere, şunlara bunlara. Tabii ki birebir aynısını yapmak mümkün değil ama orada da gözünün neden bazı kıyafetlerin iyi olduğunu anlamış oldum. O gözünden dolayı güzel görüyorsun. O çok önemli bir şey. Ben seni beğendim. Çok güzel olmuş durum. Ah Tülüm, ben ona Türkçe öğretiyorum. O benim Türkçemi bozdu kardeşim. Bozdum. Tülüm diyorum ya, olacak iş mi? Tulum. Tülüm. Tulum. Evet, tulumun çok güzel proporsiyonuna uymuş. Ama şimdi ikonları yapıyorsanız, şu Aycan Nurcanlardan sonra zaten benim puanlar aşağılara inmeye başladı. Birazcık da kendinizi onlara uyduracaksınız, benzetmeye çalışacaksınız hareketlerinizde.
ruhsuz biri böyle bir dolaştı gitti. Yedi. Siz dediniz ya sözleri ezberleyin. Ona takıldım. Sözler de kaçınca ben saldım yani farkındayım. Haklısınız hocam. Teşekkür. Daha yüksek alırdım benden. Ay. Ay bir şey oldu bana. Ay siz çirkin sevmezsiniz Nur Hanım. İyi misin? Senkron tutmadı değil mi? Senkron düştü. Bu şarkıyı söyleyemeyince ben sizin suratınıza da canı, ekrana da bakamadım. Ay canın sağ olsun ben şarkıya da sana baktım. Ay siz, siz bu suratı pek beğenmezsiniz. Hayır olur mu? Aynıydı böyle şeyiniz teninizin rengi. Sen saçını daha uzun yapsaydın çok komik olurdu. Çünkü o boyuna göre uzundu. Evet bunu yapmak çok zor çünkü alttaki kumaş esniyor. Bu yapıştırma oldu herhalde değil mi? Bazı yerleri nasıl? Yapıştırma, bir bazı dikme, dikme bir şeyler. Çünkü çok zordur yoksa havalanır, düzer falan. Yine de gayet başarılı görünüyor. Ama ay, Çiğdem çok şekersin. Ay, çok sana esmerlik yakışıyor. Sen bana hep siyahi gel anam. Tamam. Siyahi gel sen bana. Bir de mavi lensler tak. Hatta bir gün Rihanna olsana. Ay, dans ediyor onlar. E sen de dans et. Hiç yapamam hiç. Azıcık. Çok isterim ama hiç yeteneğim yok. Ama o kafa, o surat aynı. Lens takacağım bu hafta içinde. Efendim? Lens takacağım. Mavi lens olacağım. Tak. Tamam. Evet ben de 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İzleyiciler, bayrama özel bu haftada son model 0 kilometre bir araba için yarışıyorlar. En nihayete bir mutlu sona varacağız ama bu mutlu son kimin için yazılacak? İşte o sorunun cevabını arıyoruz. Son 3 performans, bu 3 performanstan sonra anahtar teslim sevgili izleyiciler. Bakalım o araba kimin olacak? Zor bir ikon tercihiyle gelmiş, neden bunu tercih etmiş ve performansına nasıl yansıtacak hep birlikte göreceğiz. Özden Cerioğlu, podyumda.